Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Yedinci lemada bir tetimme. Sure-i Fetih'in ahirindeki ayetin mana işaresiyle verdiği ihbar-ı gaybi münasebetiyle gelecek ayette aynı haber, aynı manayı işariyle verdiği münasebetle bir nebze ondan bahsedilecek. Bu Fetih suresinin son ayetinde Cenab-ı Hakk'ın bize bildirdiği haber dört halifenin arka arkaya gelmesiyle ilgili. Kur'an-ı Kerim bir sarih manası var. Açık, herkesin hemen ilk manada anlayacağı manalar. Buna sarih, zahir mana demişler alimlerimiz. Bir de ayetlerin İşari manaları var, batini manaları var. Tabii bu işari manalar zahir manalara aykırı olmamak şartıyla geçerli. Zahir mana da, işari mana da Allah'ın muradıdır. Çünkü Kur'an-ı Kerim kıyamete kadar bütün insanlığa ve bütün insanların bütün tabakalarına gönderilmiştir. Sadece belli bir gruba, belli bir insana değil, bütün asırlara ve her asırda bulunan bütün insanlara. Bununla ilgili çok farklı örnekler var. Özellikle 25. sözü bu manada okumak mümkündür. Konumuz olmadığı için oraya girmeyeceğiz. Ama işari bir manada söz konusu. Mesela diyelim Muhammedur Resulullah, Allah'ın elçisi Muhammed Aleyhisselatü Vesselam Allah'ın elçisidir. وَالَّذِينَ مَعَهُ Onunla beraber olanlar, sahabiler anlatıyor. اَشِدَّا وَلَا الْكُفَّارِ Kafirlere karşı çok şiddetlidirler. Ruhama u beynehum, kendi aralarında çok merhametliler. Sonra terahum rukkan succeden yebtegune fadle minallahi ve ridvana. Şimdi onları sen çok secde eder, çok rükuda ruku ederler olarak görürsün ve Allah'ın rızasını isterler. Fazlını, keremini, lütfunu isterler. Şimdi burada zahiri anlamda sarih mana bütün sahabelerin güzel özelliklerinden bahsediyor Cenab-ı Hak. Daha sonra işte onların Tevrat'ta özellikleri böyleydi. İncil'deki özelliklerine gelince diyerek sahabelerin özelliklerini anlatmaya devam edecek. Surenin sonuna kadar tam yarım sayfa bir ayet. Bu ayetin açık manası bütün sahabelerin mümeyyiz vasıflarını, mümtaz özelliklerini açıklamakla beraber aynı zamanda Peygamberimiz Aleyhisselam'dan sonra yerine geçecek olan halifelerin özel hususi meziyetlerine dikkat çekerek hilafet tertibiyle sırasını bildiriyor. Onun için demişler ki alimlerimiz, işari mana zahir manaya aykırı olmamalı. Zahir mana neydi? Sahabelerin özellikleriydi. Peygamberimizle beraberler, tamam. Kafirlere karşı şiddetlidirler. Kendi aralarında merhametlidirler. Çok namaz kılar, secdeye giderler, tamam. Ama diyor ki, burada sahabe içerisinde burada anlatılan özelliklerle mümeyyiz olmuş, tabiri caizse herkes tarafından bilinen özelliklere sahip dört tane sahabeye de özel bir işaret var. Ama bu işaretler o sahabelerin kendilerine has özel meziyetlerine dikkat çekerek aynı zamanda bir sıralama söz konusu. وَالَّذِينَ مَعَهُ diyor Hazreti Ebu Bekir'e işaret eder. اَشِدَّا عَلَى الْكُفَّارِ Hazreti Ömer'e işaret eder. رُحَمَاهُ بَيْنَهُمْ Hazreti Osman'a işaret eder. Ve çok namaz kılmak, çok secdeye, rüküya gitmek ifadesiyle de meşru olan Hazreti Ali'ye işaret eder diyerek bu ayette aynı zamanda Peygamberimizden sonra yerine geçecek dört tane halifenin hilafet tertibine göre özel vasıflarına dikkat çekerek Allah haber veriyor. Onun için dikkat edin, hem sahabelerin özellikleri yok olmuyor, hem de bu dört tane sahabenin özel meziyetlerine dikkat çekiliyor, birbirine zıt değil. İki manayı da, üç manayı da, on manayı da Cenab-ı Hak murad etmiş olabilir. İşte aynı bu münasebetle diyor bir başka ayeti daha sizinle paylaşacağım. Bediüzzaman Hazretleri o
Fetih suresinin sonunda geçen son ayeti olan o ayetteki inceliğe dikkat çekerek o münasebetle gelecek ayette aynı haber, aynı manayı işaretiyle verdiği münasebetle bir nebze ondan bahsedilecek. Harika bir şey, özellik. Ben de bizzat kendim birçok defa Kur'an-ı Kerim'deki bazı ayetlerden bana doğrudan işaret ediyor gibi hissettiklerim olmuştur. Bu ayet bana işaret ediyor. Beni uyarıyor. Beni ikaz ediyor diye gerçekten her insan Kur'an-ı Kerim ayetlerini kendini muhatap alarak ve bu ayet doğrudan bana gönderilmiş diyerek düşünse birçok ayetin kendisine de doğrudan hitap ettiğini görecek. Özel olarak yani. Bakın şimdi buradaki ayeti kerimeyi dikkatle ve biraz da insafla dinleyelim. وَلَهَدَيْنَاهُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا Nisa suresinde geçen bir ayet. Allah-u Teala onları sırat-ı müstakime ulaştırdı. Allah, ulaştırdık diyor Allah-u Teala. Onları sırat-ı müstakime doğru yola ulaştırdık. وَمَنْ يُطِعِ اللّٰهَ Kim Allah'a itaat ederse وَالرَّسُولَ ve onun elçisine itaat ederse فَاُولَٰئِكَ مَعَ الَّذ۪ينَ اَنْعَمَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ Şüphesiz onlar Allah'ın kendilerine nimette bulunduğu kimselerle beraberdirler. Hatırlarsanız Fatiha suresinde okuduğumuz bir ayet var. اَلَّذ۪ينَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ Geriye gidelim. اِهْدِنَ الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمِ Bakın ne kadar bu ayet onu tefsir ediyor. Ya Rabbi bizi sırat-ı müstakime ulaştır. Hidayet eyle. Ki sırat-ı lezîne en'amte aleyhim kendilerine nimette bulunduğun kulların yoluna. Orada kim olduğu açıklanıyor mu? Açıklanmıyor. Ama işaret var. Burada Allah oradaki kendilerine nimette bulunduğun kimseler diye ifade ettiği kişilerin aynen çıktı bakın. Sırat-ı müstakime, onları bir sırat-ı müstakime ulaştırdık. Hidayet eyledik. Kim Allah'a ve Resulüne itaat ederse onlar Allah'ın kendilerine nimet verdiği, dikkat edin, Allah'ın kendilerine nimet verdiği kimselerle beraberdirler. Peki kimdir onlar? Minennebiyyin, bir, peygamberler. Demek ki o Fatiha suresinde geçen ve özellikleri anlatılmayan ama sadece kendilerine nimet verdiğin diye özetle geçilen şahıslar bunlarmış. Zat-ı mübarekler, minennebiyyin, peygamberler, vassıddıkîn, sıddıklar, veşşühedâ, şehitler, vessâlihîn, salihler, ve hasune ulaike rafika. Ve bir de bunlara güzelce uyanlar. Bunların yollarından gidenler. Şimdi normalde burada anlatılanlar Hazreti Adem Aleyhisselam'dan peygamberimize kadar bütün peygamberler. Başta Sıddık-ı Ekber olmak üzere bütün sıddıklar, diğer peygamberlerin ümmetlerinde olanlar, peygamberimiz ümmetinde olan sıddıklar hepsi giriyor. Ve şuhada bütün şehitler, وَالصَّالِحِينَ Bütün salihler, sınır yok. Bir de bu yukarıda anlatılan gruplara güzelce uyanların hepsi girer mi? Girer. Bu ayetin beyanında binler nüktelerinden iki nükteye işaret edeceğiz. Birinci nükte. Şimdi işari bir manayı burada nasıl çıkarmış bu ince manaları göreceğiz. Ama unutmayalım, işari manayı herkes kendi kafasına göre çıkaramaz. Dinin kurallarına aykırı olmamalı, tarihi gerçeklere uygun olmalı, ayetlerin zahiri manalarını rencide etmemeli, o manalara da muvafık ve mutabık olmalı. Böyle 3-5 tane özelliği var, yani sırları var, şartları var. O şartlara uymak kaydıyla ben birkaç tane de örnek vereceğim inşallah okurken, üstadımızın anlattıklarını ilaveten. Birinci nükte, Kur'an-ı Muzil Beyan, mefahimiyle, yani mefhum dediğimiz tabirleriyle,
verdiği manalarla, mefahimiyle, manayı sarihiyle ifade-i hakaik ettiği gibi. Mesela diyor ki ayet-i kerimede Cenab-ı Hak, ben bir örnek vereyim daha açık sarih mana anlaşılsın diye. Diyor ki Cenab-ı Hak Nahl suresinde, Cenab-ı Hak size nahil vel anab, yani hurmadan ve üzümden nimetler veriyor. Ama siz onlardan sekaran ve rızkan hasena, hem alkol yapıyorsunuz hem de güzel rızıklar elde ediyorsunuz. Burada alkolün haram kılınmasıyla ilgili herhangi bir ifade yok. Alkol daha haram kılınmamış. Bu ayet indiğinde haram değildi alkol. Henüz daha alkolün faydası da var, zararı da var. Ama zararı faydasından daha çok ayet-i kerimesi de gelmemiş. Daha sarhoşken namaza yaklaşmayan ayeti de gelmemiş. Daha alkol, şarap tamamen haram kılındı ayeti de gelmemiş. Alkolle ilgili hiçbir ayet gelmemiş. İlk gelen ayet bu. Ne anlarsınız bunun mefhumundan? Zahiri manasından ne anlarsınız? Demek ki insanlar bir kısım hurmalardan, işte üzümlerden hem alkol insanı uyuşturan, sarhoş eden şeyleri yapıyorlar. Hem de güzel rızık, işte şerbetler, tatlılar, yani hurmalardan, üzümlerden güzel şeyler de elde ediyorlar. Bu açık manadan bazı sahabeler bakın ne anlamışlar. İşari manaya bir güzel örnek. Bu ayetten bir önceki ayet aynen şöyle. Cenab-ı Hak buyuruyor ki size En'am denilen Allah'ın tamamen nimet yarattığı deve, keçi, koyun, inek gibi o mübarek hayvanlardan öyle lebenen, halisen, saigan, lişşaribin, tertemiz, bembeyaz, bulanmadan, bulaşmadan, içimi kolay, gıdalı bir sütü veriyoruz diyor Allah. Dikkat edin ama sütten önce geçen fışkı ve kan. Ondan sonra süt. Bir ayeti kerime aşağı iniyoruz. Az önce okuduğum ayet. Siz üzüm ve hurmadan hem seker, yani sarhoş edici şeyler yaparsınız, hem de güzel rızık yaparsınız. Sahabelerin bir kısmı demişler ki, demek ki Cenab-ı Hak iki ayeti yan yana gönderdiğine göre alt alta, bu üstteki ayette geçen fışkı ve kana aşağıdaki ayet karşılık olarak alkol geliyor. Yukarıdaki güzel rızık ya aşağıdaki güzel rızık yukarıdaki süte mukabil geliyor. Demek ki Cenab-ı Hak alkolü fışkıyla kana benzetmiş. Biz de bundan pek bizim bunu içmemiz istemiyor diye hissetmişler. Bir yasak gelmediği halde alkolü bırakanlar olmuş. Bak işari bir mana. Zahiri manaya zıt mı? Değil. Zahiri mana yok ediyor mu? Etmiyor. Ama ince bir mana çıkarıyor ve ondan istifade ediyor. Onun için diyor Üstad Hazretleri, Kur'an-ı Kerim ayetlerinin her birinde onlarca, bazı ayetlerde belki birçok gelecekten haber veren işari manalar bulunabilir diyor. Onların hazineleri araştırılsa, böyle gavvaslar dediğimiz dalgıçlar, manevi dalgıçlar o ayetlerin içlerine, o denizlere, okyanuslara girseler nice mücevherat çıkaracaklar bize. Onlardan bir tanesini okuyacağız inşallah. Onun için üsluplarıyla, hayatıyla çok maani işare dahi ifade ediyor. Her bir ayetin çok tabakayı manaları var. Kur'an ilmi muhitten geldiği için bütün manaları murat olabilir. Bir şey daha, ben çok detaya girmek istemiyorum. Çok güzel şeyler söyleniyor da. Hani o zaman da çok fazla okuyamıyoruz. Takılıp kalıyoruz okuduğumuz yerde. Ama şu kadarını söyleyeyim. Kur'an-ı Kerim'in bir ayetinde ben zaman zaman tefsirlerde görüyorum. Bir alim diyor ki Allah bu ayetten şu manayı murad etmiş. Öteki alim diyor bu manayı murad etmiş. Öteki alim bu manayı murad etmiş. Ben bazılarını gördüm. Bunların dördünü beşini alıyor. Şu doğru, şunlar yanlış diyor. Alimler, bu yanlış bir uygulama. Öyle denmez.
Bundan Fahrettin Razi bu manayı anlamış. Doğrudur. Çünkü dinin kurallarına aykırı değil. Hayatın gerçeklerine, bilimsel verilere aykırı değil. Kur'an ayetlerinin zahirine de aykırı değil. Bundan Taberi böyle anlamış, o da doğru. Bundan Taftazani kelam ilmiyle şunu anlamış, o da doğru. Bundan İmam-ı Azam fıkıh ilminden şunu anlamış, o da doğru. Allah o ayet ile kıyamete kadar gelecek insanların anladıkları ve anlayamadıkları daha nice manaları kastetmiştir. Bütün manalar Allah'ın muradıdır. Ama Risale-i Nur'da üç kural geçer. Bir, esasa akaid-i imani aykırı olmayacak. Herhangi bir müştehit, herhangi bir müfessir bir ayetten çıkardığı bir mana dinin, imanın kaidelerine, kurallarına aykırı olmayacak. İki, esasat-ı İslamiye zıt düşmeyecek. İslam'ın kurallarına da zıt olmayacak. Helaldi, haramdı, onlar da aykırı olmayacak. Bir de kavaidi, lugati, Arabiye muvafık olacak. Çünkü Arapça inmiştir Kur'an-ı Kerim. Kur'an-ı Kerim Arapça inzal buyurulduğuna göre nahiv dediğimiz ilmi nahiv dil kurallarına da uygun olacak. Bunlara uygun olmak şartıyla bütün müfessirlerin, bütün müştehitlerin, bütün muhakkık ve mücedditlerin bütün ayetlerden anladıkları manalar muradı ilahidendir denilebilir. Allah'ın muradını kısıtlamak bize yakışmaz. Hani Allah'ın ilmi diyor, bakın inceliğe bakın. Kur'an ilmi muhitten geldiği için, yani Allah kıyamete kadar gelecek insanları biliyor mu? İlmiyle biliyor. Bu insanların Kur'an okuduğunda ne anlamaları gerektiğini, onlara neyin lazım olduğunu ve o ayeti nasıl gönderirsen bu kullarım şu manayı da anlar bilir mi? Bilir. Öyleyse ona göre ayet-i kerimeyi gönderiyor ve bir ayetten yüzlerce, binlerce farklı mana anlaşılabilir. Birbirine zıt olmaz, birbirini nakz etmez, çelişki değildir. Hepsi murad-ı ilahidir. Üstad bunu şöyle diyor. Bütün manaları murat olabilir. İnsanın cüz'i fikri ve şahsi cüz'i fikri ve şahsi iradesiyle olan kelamlar gibi bir iki manaya inhisar etmez. Konuşuyor adam. Çocuklar da anlasın diyor. Yetişkinler de anlasın diyor. Bitti. İki manayı kastetti. Üç, haydi bir mana daha kastetsin. Bu adamın iradesi cüz'i. İlmi sınırlı. Biz çünkü mahlukuz. Her şeyimiz sınırlı. İnsanların sınırlı iradelerini, sınırlı konuşmalarını bahane ederek haşa Allah'ın sonsuz ilimle gönderdiği Kur'an'ına uygulamak haksızlık olur. İnsanlar için acizliktir. İnsanlar için zayıflıktır. İnsanlar için bilgi eksikliğidir. Cüz'idir iradesi. İlmi sınırlıdır. Ama Allah için böyle şeyler Allah muhafaza eksikliği olur. Allah'ın ilmi sonsuz, iradesi sonsuz, kelamı sonsuz. Öyleyse bir kelamıyla sonsuz manaları kastedebilir. Böyle giriş yaptı ki ileride gelecek manalara sakın itiraz etmeyin diye. İşte bu sırra binaen ayat-ı Kur'aniyenin ehli tefsir tarafından hadsiz hakayıkı beyan edilmiş. Müfessirinin beyan etmediği daha çok hakayık var. Aa, onu da diyor bak. Yani müfessirlerin anladığı manalar okyanustan birer damla. Allah'ın sonsuz ilminin tecellisi olan Kelamullah, Kur'an'dan birer damla hissetmişler, anlamışlar. Daha o Kur'an'ın manaları sonsuz manaları için arıyor. Onun için çok diyor, az diyor değil mi? Ehl-i tefsirin hadsiz hakayık beyan edilmiş. Müfessirinin beyan etmediği daha çok hakayık var. 300 binden fazla tefsir yazmış kardeşler. O da bilinenler. Bir de tefsir yazmamış, Kur'an okuduğunda anlayan insanları düşünün. Her Müslüman o ayetin aldığı hisseyi, zevki, lezzeti, manayı düşünün. Kur'an dinleyen, Kur'an okuyan adam sayısınca, daha melekleri söylemiyorum, daha cinleri söylemiyorum. Sadece insan. Düşündüğümüzde bu kadar insan sayısınca Kur'an'ın manaları olabilir.
mümkündür ve herkes kendine düşen manayı alabilir. Ve bilhassa hurufatında ve manayı sarihinden başka işaratında çok ulumu mühimme vardır. Harflerinde diyor. Allah Allah. Ben bir tane okumak istiyorum. Harfleriyle ilgili. Harf. Dizilişleri. Bu hatırlarsınız belki. Beldetün tayyibetün ayet-i kerimesi geçer Kur'an-ı Kerim'de. Ve Rabbun gafur mu hocam devamı? Evet. Evet. Güzel belde ve merhametli yönetici. Merhametli yönetici orada Rab. Acaba Allah'a mı gidiyor Rabbun gafur yoksa o beldeyi fetheden kişiye mi gidiyor? Ona girmeyeceğim. Orada ayrı bir mana. Ama beldetün tayyibetün daha İstanbul fethedilmeden ki Hicri 850 yılında fethedilmiştir. Doğru mu? 857 miladi 1453. Kardeşlerim beldetün tayyibetün kelimesi iki kelimenin ebced değeri tam 857 çıkıyor. İstanbul fethedilmeden yıllar önce İbn-i Becerret gibi Molla Cami gibi zatlar İstanbul'un fetih tarihini söylemişler ve demişler ki Fatih'in babasına sen boşuna uğraşma sana nasip olmayacak demişler. Senin oğluna nasip olacak demişler. Bak Kur'an-ı Kerim'deki o ayetin dizilişinden beldetün, dayibetün kelimelerin dizilişinden ebced değeriyle İstanbul'un fetih tarihini İstanbul'un fethinden yıllar önce tarihle net bir şekilde kitaplarımızda geçiyor bu. Biz de Sorular İslami sitesinde bunu yaz. İnneke leminel murselin kardeşlerim 612 ediyor. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı peygamber gönderdi tarih. Ayetin manası ne? Sen de peygamberlerdensin. Sen de gönderilenlerdensin ayetinde geçen işari mana peygamberimizin peygamber gönderildi tarih. Min ba'di ismihu Ahmed'i hesap ettik. Benden sonra bir Ahmet gelecek diyor Hazreti İsa Aleyhisselam. Kur'an'da geçiyor. 571 çıkıyor. Peygamberimizin doğum tarihi. Müthiş olaylar bunlar. Onun için Kur'an-ı Kerim harflerinin dizilişi. Hatta harflerden bir şey okuyacağım size. Harf sayısından. Bar layıkasında geçiyor. Üstad Hazretleri diyor ki Huvellezî ersele rasûlehu bilhuda ve dinil hak ayet-i kerimesi var. Fetih suresinin sondan bir önceki ayet. Bu ayetin okuyorum. 63 harf olduğundan ayetin harfleri 63 harf. Ömrü nebevi işaret ettiği gibi peygamberimizin ömrü saadetlerini işaret ediyor. Ayet de peygamberimizden bahsediyor. O ki diyor Resulünü gönderdiği hak ile ve onun getirdiği din bütün dinlere galip gelecek. Peygamberimizden bahseden bir ayetin harflerini sayıyoruz. 63 çıkıyor. Peygamberimizin ömrü saadetlerine tam tevafuk ediyor. Bak, ayetin manası ayrı mucize. İstikbalden haber veriyor, İslam dini bütün dinlere galip gelecek, ayrı mucize. Bir de ayette geçen harflerin sayısı ayrı mucize, peygamberimizin ömrü saadetlerine işaret ediyor. Böyle bu kadar çok örnekler var ki, ben şimdi burada epey bir örnek var, ona girmeyeceğim. Onun için diyor ve bilhassa hurufatında ve manayı sarihinden başka işaratında çok ulumu mühime var. Bir tane daha söyleyip ikinci rükteye geçeceğim. Abdullah İbni Abbas Hazretleri sahabeden bir örnek verelim. O büyük Bedir'de Uhud'da bulunmuş büyük sahabelerle beraber Hazreti Ömer Efendimizin halifelik döneminde divana katılırmış. Divana yani meşverete katılıyor. Hazreti Ömer'in kurmaylarından yani. Hazreti Abdullah da genç. Çocuk denecek yaşta. Büyük sahabeler ya bu çocuğu ne iş var aramızda diye böyle Hazreti Ömer'e serzenişte bulunuyorlarmış. Ya çocuğu ne iş var aramızda diye. Hazreti Ömer bunu hissedince demiş ki o yaşlı sahabe efendilerimize siz demiş İzâ câe nasrullah suresinden ne anlıyorsunuz? Rabbini hamd et İstiğfar et diye. Siz ne anlıyorsunuz bu ayet-i kerimeden?
bu sureden. Onlar demişler ki ya Emir al-Müminin, biz işte Mekke'nin fethedileceğini ve Allahu Teala'nın bundan dolayı da Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a hamd etmesi, istiğfarda bulunması gerektiğini anlıyoruz. Sarih mana doğru mu? Doğru. Dönmüş Hazreti Abdullah'a sormuş. Ya Abdullah, sen ne anlıyorsun bundan diye. O demiş ki ya Emir al-Müminin, Peygamberimizin vefat tarihini haber verir Allah demiş. Vefatın yaklaştı demek istiyor Allah. Senin artık fetihler olduğu, Mekke fethedildi, vazifen bitti. Senin ahirete gitmen yaklaştı haber veriyor. Hazreti Ömer demiş, ben de aynen böyle düşünüyorum. Diğer sahabelerin bundan sonra bir daha itirazı olmamış. Bak işari mana. Sarih manaya aykırı mı? Değil. Ama işari mana doğru mu? Dost doğru. Demek ki işari mana inkar etmek doğru değil kardeşlerim. Niye bunun üzerinde duruyorum biliyor musun? Kendilerine hoca ismi takmış bazı hocacılar işari manayı reddediyorlar da onun için bu kadar duruyorum üzerinde. Ya Allah'ın ayetlerini sınırlandırıyorlar. Tek manaya münhasır olur diyorlar. Bunlar hakları yok. İşte bu ayeti kerime. Minen nebiyyine vessıddıkine veşşühedâi vessâlihîn ve hasune ulaike rafika. Tabiriyle sırat-ı müstakimin ehli ve hakiki ni'am-ı ilahiye mazhar mev beşerdeki taife-i enbiya. Ya kardeşler ben hayran kalıyorum ya. Hakikaten öyle dolu ifadeler ki. Bir defa diyor ki bu tabirle Allah sırat-ı müstakim ehlini bize haber veriyor. Sen sırat-ı müstakimden gittiğini anlamak istersen bu zatların yolundan gideceksin. Bunların yolundan gidersen sırat-ı müstakim olursun. Yoksa olmazsın. Kardeşlerim günümüzde sahabe efendilerimize dedikodu yapanlar var mı? O zaman bak sırat-ı müstakimde değiller. Çünkü Allah onları sırat-ı müstakimde diye ifade ediyor. Doğru mu? Hadisi kabul etmeyenler var mı? Bak demek onlar sırat-ı müstakimde değiller. Minen nebiyyin. Nebilerin yolundan gideceğiz. Yetmedi. Onların yolundan giden sıddıkların yolundan gideceğiz. Yetmedi. Onların yolundan şehitlerin, salihlerin ve onlara uyanların yol. Ya o kadar dolu ifadeler ki ya. Bir defa sırat-ı müstakimin ehli hakiki ni'am-ı ilahiye mazhar. Allah Allah. Allah'ın nimetlerine hamdolsun. Neler? Allah'a şükür oturacak bir evim var. E bir de ayağımı kesen bir arabam da var. Allah'a şükür bir işim de var. E hamdolsun. Onlar hakiki ni'am-ı ilahiye değilmiş kardeşler. Evet ni'am-ı ilahiye. Allah'ın nimetleri ama hakiki ni'am-ı ilahiye nebilere verilen nimetlerdir. Sıddıklara, şehitlere, salihlere ve onlara güzelce uyanlara verilen nimetler. Esas nimet o. Neden? Çünkü bu nimetler fani değil. Geçici değil, ebedi. Onun için hakiki ni'am-ı ilahiye. İfadeye bakın, vurguya bakın. Ya, değil mi? Atlayamıyoruz yani. Üzerinde durmak gerekiyor. Dikkat çekmek lazım. Kim zengin? Kim fakir? Vallahi o hiç belli olmaz. Adam yoksul diyorsun. Ne yoksulu? Adam dünyanın en zengini. Çünkü hakiki ni'am-ı ilahiye mazhar. Adam zengin. Ama dünyanın en yoksulu. Hakiki hiçbir nimeti yok. Hepsi burada kalacak. Hiç öbür tarafa götürdüğü yok. Onun için kim zengin, kim fakir biraz daha düşünmek lazım. Neyse. Bir, taife-i enbiya. İki, kafile-i sıddıkın. Üç, cemaat-i şüheda. Dört, esnaf-ı salihin. Beş, envai-i tabi'in. Bunlara uyanlar. Bulunduklarını ifade etmekle beraber alem-i İslamiyet'te o beş kısmın en mükemmelini dahi ayrıca sarahaten gösterdikten sonra ve subhanallah. Şimdi Allah-u Teala diyor ki sizin yollarından gideceğiniz gruplar bu beş gruptur. Bir bu ayette. İki bir de bu insanlar içerisinde en mükemmeli de bir peygamberler, iki sıddıklar, üç şehitler, dört salihler ve beşincisi bunlara güzelce uyanlar. Dolayısıyla Allah
en mükemmel insan nevinin sınıflandırmasını bu şekilde özetle önümüze koydu. Tamam, bu da manaya uygun, bu da açık mana. Fakat diyor ki Allah bunu göstermekle beraber bir de bize o beş kısmın imamları ve baştaki rüesalarını sıfat-ı meşhureleriyle zikretmekle onlara delalet edip ifade ettiği gibi bir şey daha varmış. Minen nebiyyin derken peygamberlerin en baştakine, en mükemmeline işaret de varmış peygamberimize. Ve sıddıkîn derken bütün sıddıklarla beraber bir de sıddıkların reisine işaret varmış. Ve şuhada derken bütün şehitlerle beraber şehitlerin reislerine işaret varmış. Ve salihin derken varmış. Ve hasne ulaike rafika derken varmış. Şimdi onları söyleyecek. İşari olarak diyor, burada bir de farklı gruplara ve o grupların reislerine işaretler var diyor. Evet, İhbar-ı Gayb nevinde bir lema icaz ile o taifelerin istikbaldeki reislerinin vaziyetlerini bir vecih ile tayin ediyor. Aynı zamanda diyor, bu grupların başındaki reislerinin istikbaldeki vaziyetlerini de haber veriyor. Yani bunlar ne olacaklar? Hayatları nasıl bitecek? Nasıl bir hayat sürecekler? Son nasıl olacak? Onu da Allah haber veriyormuş ayette. İşari man olarak. Mesela. Evet, minen nebiyyin nasıl ki sarahatle Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselama bakıyor. Doğru mu? Peygamberler deyince ilk aklımıza kim gelir? Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam bir. Harika bir şey. Gerçekten şu tefsirde geçen ince işari manalar var ya. Şu güzel mana öğrendikten sonra kardeşlerim inşallah yatsı namazı kılacağız. Bir de ayrıca evimize gidince ya Rabbi bugün bir ayetinden istikbalde meydana gelecek olayların inceliklerini okudum tefsirden. Hakiki bir ni'am-ı ilahiye mazhar oldum. Hani insan bir Allah'ın nimetine mazhar olunca şükür namazı kılar ya. Çocuğun oldu diyorlar. Adam şükür namazı kılıyor değil mi? Madem bu hakiki ni'am-ı ilahiye mazhar oldum. Ya Rabbi bu nimetin için sana iki rekat şükür namazı kılalım lütfen. Şu okuyacağımız nimet-i ilahi mazhariyetten dolayı. Vassıddîkîn fıkrasıyla Ebu Bekir Sıddık'a bakıyor. Var mı itirazımız? Yerinde mi? Diğer sıddıklara aykırı mı? Hayır. Hem sarih mana doğru, hem işari mana. Aynı zamanda peygamberimizden sonra geleceğinin manası var mı? Var. Ya Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam'dan sonra ikinci olduğuna. Doğru mu? Minen nebiyyin ve sıddıkîn. Allah Allah. Peygamberimiz diyor ki ahirete göçme zamanı gelmiş. Bütün kapılar kapansın. Mescid-i Nebevi'yi görenler bilirler. Etrafında çok odalar vardı. Kapıları mescid açılırdı. İnsanların evleri var, odaları var. Mescid açılırdı. Peygamberimiz dedi ki kapıları mescid açılanların tamamı kapatılsın. Ebu Bekir'in kapısı hariç. Müthiş ya. Biraz sonra size çok orijinal bir şey söyleyeceğim. İsim verirken dikkat etmemiz gerektiği konusunda mükemmel bir uyarı. Demek ki peygamberimizden sonra ikinci olduğuna ve en evvel yerine geçeceğine vaziyetin haber verdi mi? Verdi. Ve Sıddık ismi ümmetçe ona ünvan mahsus olacağını oldu mu? Sıddık dediğimizde kim aklımıza gelir? Öyle. Herkesin aklına Ebu Bekir Efendimiz gelir. Bir de sıddıkların başında görüneceğine işaret ettiği gibi ve şüheda ve şehitler kelimesiyle Hazreti Ömer şehit oldu mu? Hazreti Osman şehit oldu mu? Hazreti Ali üçünün de şehit olacağına ya ve üçünün de hilafet tertibiyle halife olacaklarına. Allah Allah. Murad-ı ilahi ehli sünnet ve cemaatin kabul ettiği dört halifenin arka arkaya gelmesidir. Murad-ı ilahi budur kardeşler.
Evet. Onun için dinimizi bilirsek hem başka insanların yanlışlarını düzeltiriz Allah'ın izniyle, hem de başkaları bizi kandıramaz. Ayetlerden işaret var. Peygamber Aleyhisselam'ın işaretleri var. Ümmeti Muhammed'in, sahabenin tercihi var. Bitti. Bundan daha büyük delil mi olur bizim için? Evet. Hazreti Osman, Hazreti Ömer, Hazreti Osman, Hazreti Ali radıyallahu anhum ecmain üçünü beraber ifade ediyor. Hem üçü sıddıktan sonra nübüvvetin hilafetine mazhar olacaklarını ve üçü de şehit olacaklarını, fazileti şehadetleri de sair faziletleri ilave edileceğini işaret ve gaybi bir surette ifade ediyor. Allah bize daha Peygamberimiz ahirete göçmemiş, daha Hazreti Ebubekir halife olmamış ama Peygamberimizden sonra yerine geçecek sahabelerin, halifelerin durumlarını, vaziyetlerini ve sıralamasını bildiriyor. Vessalihin kelimesiyle ashab-ı suffe, Bedir, Rıdvan gibi mümtaz zevata işaret ederek. Demek ki salihler ifadesiyle suffe ashabı, Bedir ashabı, bir de Rıdvan dediği Hudeybiye anlaşmasından önce Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam bütün Hudeybiye'ye giden bütün sahabelerden biat almıştı bir ağacın altında. Ona biat-ı Rıdvan deniyor. Sahabelerde ashab-ı Rıdvan denir. Dolayısıyla o Hudeybiye'ye katılan bütün sahabiler, Suffe'ye katılan bütün sahabiler ve Bedir'e katılan bütün sahabileri salihin ünvanıyla Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de ifade ediyor. Gelelim 5. halifeye. Yani 5. halife diye bir şey biz bilmiyoruz. Hep 4 halife. Hep 4 ama Allahu Teala Kur'an-ı Kerim'de 5. bir halifeden bahsediyor. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam da hadislerinde bir 5. halifeden bahsediyor. Bizim çok az bildiğimiz ama Sünni alimlerden birçoğunun 5. halife olarak kabul ettiği, üstadımızın da burada hem ayetten hem de hadisten çıkardığı bir ince manayı paylaşalım kardeşlerim. Harika bir şey. Allah o zatların şefaatlerine mazhar eylesin. Onlar hakkında hep hüsnü zan, hüsnü tevil ve güzel ve hayırlı dua etmeyi nasip eylesin. Kardeşlerim, o sahabelere lanet okuyanlar var. Allah bizi bu lanetten muhafaza etmiş. Bundan büyük nimet olabilir mi? Ya bakın. Ve hassuna ulaika rafika. Ve bir de onlara güzelce uyanlar. Hasune cümlesiyle manayı sarihiyle onların ittibaına teşvik, yani Allahu Teala açık mana, siz bu geçen, yukarıda geçen peygamberler, sıddıklar, şehitler ve salihlerin yoluna uyun ve onların yolundan gidin diye uyarıyor. Teşvik ediyor. Doğru mu? Sarih mana, zahir mana bu. Ve tabiindeki tebaiyeti çok müşerref ve güzel göstermekle, başta sahabelere uyanlar, tabiin, sonra o tabiine uyanlar, tebe-i tabiin ve sonra da o sahabelere, tabiine, tebe-i tabiine uyan bütün müminleri Cenab-ı Hak övüyor burada. Tamam. Ve yüksek güzel göstermekle, manay işaresiyle hulefayı Erba'nın beşincisi olarak, beşinci halife olarak ve innel hilafete ba'di selâsûne sene. Çoğumuzun bildiği bir hadis. Peygamber buyurmuş, benden sonra nübüvvet hilafeti tam 30 yıldır. Hadis. Daha sonra saltanat gelir diyor. Peki bu 30 yıl acaba 4 halife döneminin tamamını içine alıyor mu? Hadis-i şerifin hükmünü tasdik ettiren müddet-i hilafeti azlığıyla beraber kıymetini azim göstermek için o manay işaresiyle Hazreti Hasan radıyallahu anh'ı gösterir. Hasüne Hasan. İşari mana münasip mi? Bakın size bir şey anlatayım. Hazreti Ali Efendimiz evlenmiş Hazreti Fatıma validemizle, Peygamberimizin damadı. İlk çocukları dünyaya gelir, adı ne konsun?
Hazreti Ali oğlunun ismini Harp koymak ister. Harp, cihat, savaş, dövüş, değil mi? Harp. Peygamberimiz geliyor diyor ki Hasan olsun. Kardeşlerim, Peygamberimizin ağzından çıkan her sözün bir hikmeti var. Bak o Hasan kelimesinin ayetteki Hasan, sonra o Hasan'ın ayet işaretiyle 6 ay hilafetine bakması hep tesadüf değil. Onun için Peygamberimizin ağzından çıkan kelimelerin her birisinin binlerce hikmeti var. Öyle söyleyivermiş gibi değil haşa. Abdullah İbni Amr Hazretleri. Sahabenin 7 Abdullah'tan birisi. Ve hadisleri ilk yazan sahabelerden birisi. Yani bunu da söylemiş olayım. Ya sahabeler hadisleri yazmış mı? Evet. Hatta bunun yazdığını gören bazı sahabeler demişler ki ya Abdullah sen peygamberimizden duyduğun sözleri yazıyorsun ama peygamberimiz bazen öfkeli olur, bazen dalgın olur. Hani beşeriyet itibariyle hoş olmayan bir şey söylerse, sen de yazı verirsen gelecek insanlar da bunu peygamberimiz söyledi yapıverirlerse bir endişe olmuş onlarda. Sahabeler işi kolay. Hemen sorarım diyor. Zor bir şey değil ya. Ya Resulallah ben senden duyduklarımı yazıyordum. Bana böyle böyle dediler. Ne yapayım? Peygamberimiz diyor ki nefsim yedi kudretin olan Allah'a yemin olsun ki yaz. Buradan haktan başka bir şey çıkmaz. Aman ya Rabbi ya. Bakın ya Resulallah sen torunun adını niye Hasan koyuyorsun? Sorsa birisi belki söyleyecek. Sormamışlar. Ama anlıyoruz ki daha sonra Peygamberimiz diyor ki benden sonra hilafet 30 yıldır. Kardeşlerim ben bu 4 halifenin Ebubekir Efendimiz, Ömer Efendimiz, Osman Efendimiz, Ali Efendimiz. Bu 4 halifenin hilafet yıllarının tamamını tek tek topladım. 29 yıl 6 ay çıktı. Hicri olarak, miladi değil. Sonra peygamberimizin ahireti irtihaline baktım. Size söylemiş olayım. Peygamberimiz 12 Rebül Evvel'de dünyaya gelmiştir. 12 Rebül Evvel'de ahirete gitmiştir. 12 Rebül Evvel'de kardeşlerim hicret etmiştir. Medine'ye girmiştir. 12 Rebül Evvel'in en ince bir sırrı var orada. Peygamberimizin doğumu ve ahirete göçüşü tam 63 yıl. Tam. Peygamberimiz 12 Rebül Evvel 11 Hicri yılında, dikkat edin, 11 Hicri yılında 12 Rebül Evvel'de ahirete göçmüş. Tam söylüyorum bakın 41 Hicri 25 Rebül Evvel'inde Hazreti Hasan halifeliği Hazreti Muaviye devretmiştir. Tam 11 Hicri 41 Hicri, 12 Rebül Evvel, 25 Rebül Evvel, aynı ay. Hicri olarak tam 30 yıl. Eğer Hazreti Hasan'ın halifelerini saymazsanız 30 yıl olmuyor. Ya ve hasune, ulaike rafika. Ayetinden üstadımız Hazreti Hasan Efendimizin 6 aylık hilafetine işaret olduğunu, bunun da peygamberimizin verdiği benden sonraki hilafet, peygamberlik, nübüvvet hilafeti, halifeliği 30 yıldır hadisine tam muvafık düştüğünü Allah'ın nezdinde, peygamberimizin nezdinde Hazreti Hasan Efendimizin 6 aylık hilafetinin çok önemli olduğunu ifade ediyor. 6 ay gibi az görüne bakmayın diyor. Neden? Daha sonra peygamberimiz buyurmuş ki istikbalde iki mühim taife bir araya gelecek savaş için. Dövüşmek için bir araya gelecekler. Ama İbni İnne İbni Hasan Haza benim şu oğlum Hasan var ya torununa işaret ederek Seyyidün Seyyid'dir, efendidir. Cennetin bahadırlarıdır. Evet. Seyyuslihullahu bihi Allah bu oğlum, torunum Hasan'ın vesilesiyle ıslah edecek, aralarını bulacak. Beyne fiyeteyn azimeteyn, iki büyük taifenin,
iki büyük ordunun arasını bulup ıslah edecek. Buldu mu? Buldu. Hazreti Hasan Efendimiz halifeliğinden 6 ay 5 gün sonra, ona da baktım, ortalama hemen hemen alimlerin çoğunluğu 6 ay 5 gün diyor ama 6 ay diyelim. 6 ay sonra Hazreti Hasan Efendimiz taraftarları ile Hazreti Muaviye Efendimiz taraftarları büyük bir savaşa girecekler. Hazreti Hasan Efendimiz kendi gönül rızasıyla Hazreti Muaviye'yi çağırıyor ve diyor ki sana hilafeti devrediyorum. Ferakat ediyorum. Onun için Hazreti Muaviye'nin halifeliği daha ziyade Hazreti Hasan'ın devretmesinden sonra başlatılır. Ya şimdi bu ayet-i kerimedeki ince mana, işari mana. Allah Resulünün vefatından sonra onun yerine geçecek halifelerin özelliklerine dikkat çekiyor. İşari mana olarak. Bir de 30 yıl hilafeti doldurmak için Hazreti Hasan'ın 6 ay hilafetini tebrik ediyor. Hasune, Hasan çok güzel bir ifade. Hem ismine muvafık hem yaptığına muvafık. Güzel bir müjde. Onun için kardeşlerim, çocuklarınızın isimlerini lütfen güzel koyalım. Hazreti Ali ikinci çocuğuna da harf koymak istemiş. Peygamberimiz ona da Hüseyin demiş. Güzelcik. Biri güzel, biri güzelcik. Son cümle. Elhasıl Sure-i Fetih'in ahirki ayeti, yani وَالَّذِينَ مَعَهُ اَشِدَّاءُ diye başlayan ayeti Hulafai Erba'ya, ilk dört halifeye baktığı gibi bu ayet dahi teyiden ihbar-ı gayb nevinden onlar istikbaldeki vaziyetlerine kısmen işaret suretle bakar. İşte Kur'an'ın envay icazından olan ihbar-ı gayb nevinin lemaat-ı icaziyesi ayat-ı Kur'an'da o kadar çoktur ki, bakın şimdi Allah bir ayetle ince ince nasıl gelecekten haber veriyor, değil mi? Ama bunu herkes okuyamıyor. Bu ince sırları herkes idrak edemiyor. Evet. Ayat-ı Kur'aniye'de o kadar çoktur ki hasra gelmez. Yani ayetler o kadar çok böyle ince manalar var ki, bunların bir kısmını Risale-i Nur'da görüyoruz. Mesela birinci şuada görüyoruz bazı işaretlerini. Sikke-i Tasdik-i Gaybi'de görüyoruz bazı işaretler. Hatta yani Allah bilir ama incelense günümüzdeki olayların birçoğuna işaretler olabilir. Bir tanesini söylemek isterim ama şimdi söylemeyeceğim. Ehli zahirin 40-50 ayete hasretmeleri, yani bazı alimler demişler ki ya işte Kur'an-ı Kerim'in gelecekten haber verdiği ayetler 40-50'dir. Nazar-ı zahiriyledir. Yani doğrudan bakar bakmaz hemen anlaşılanlardır. Yoksa hakikatte ise binden geçer. Bazen bir ayette 4-5 vecihle ihbar-ı gaybi bulunur. Cenab-ı Hak o Kur'an ayetlerinin hem açık, zahir, sarih manalarını hem işari manalarını öğrenmeyi, anlamayı ve yaşamayı nasip etsin. Rabbena la tuâkhidna in nesina ev ahta'na. Subhaneke la ilme lena illa ma allamtena. İnneke entel alimul hakim. Ve ahiru davahum enilhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.